Merhaba, hoş geldiniz. Size yeni bir kavramdan bahsedeceğim. İsmi kardiyak rehabilitasyon. Rehabilitasyon biliyorsunuz fizik tedavi rehabilitasyondaki kelime gibi iyileştirme, eski haline getirme. Yani kalbin iyileştirilmesi veya kalbin yenilenmesi adını da verebiliriz. Peki niye bu gündeme gelmiş? Bu özellikle yurt dışında yoğun olarak uygulanan bir program. Sebebi şu. Bakıyorlar ki kalp damar hastalıklarından ölüm hala yüksek düzeyler. Her ne kadar balon, stent, bypass uygulansa da bu hastaların sayısı artıyor. Ve bu hastaların sayısı artmasının yanında aynı zamanda damarlarında anjiyoda ufak tefek belli yüzdelerle, düşük yüzdelerle darlık bulmuş olan hastalar var. %20-30 bir damarda, iki damarda, üç damarda. Ve bu hastaların da dikkatle izlenmesi gerekiyor. Söylediğim gibi bu sadece koruma amaçlı değil, aynı zamanda tedavi amaçlı olarak uygulanan bir program. Neden diyeceksiniz? Çünkü kişiler balon oluyor, stent oluyor, bypass oluyor. Sonra tekrar anjiyolar, tekrar hastaneye yatıyorlar, kalp yetmezliğine giriyorlar, felç geçiriyorlar. Dolayısıyla bu hastalarla devamlı uğraşılması gerekiyor. O yüzden bu kişileri normal hastane prosedürlerinin dışına çıkartarak da birebir bunlarla ilgilenerek hem genel hem de kişiye özel eğitimler vererek ve destek tedavileri verilerek bu kişilerin kalplerinin yenilenmesi amacıyla buna kardiyak rehabilitasyon adı verilmiş. Yani eski haline döndürmek istiyoruz aslında kalbi. Peki bunun için ne yapılıyor? Türkiye'de yapılıyor mu? İlk önce o soruya cevap vereyim. Türkiye'de kardiyak rehabilitasyon denildiği zaman özellikle bypass ameliyatları sonrasında kişinin akciğer ve solunum kapasitesinin tekrar eski yerine döndürülebilmesi için yapılan bir takım egzersizler içeren programlar var. Onları haklarına verelim. Çok başarılıdırlar bu konuda. Ama bu dediğim kardiyak rehabilitasyonu, kalbin yenilenmesi programı tamamıyla farklı bir program. Peki burada ne yapılıyor? Burada şöyle yapılıyor. Bir, normalde hastanenin içerisinde ayrı bir merkez olarak bu yurt dışında ismini duyduğunuz Cleveland Clinic, Mayo Clinic onlar da ayrı bir birim olarak çalışıyor. Yani kişileri normalde sağlıklarını korumak ve kalplerini iyileştirmek için sadece bypass, balon, stent ilaç değil, farklı bir takım yaklaşımlarında söz konusu olduğuna inanmışlar. Peki ne yapıyorlar? Bir kere bir eğitim programı var. Bu eğitim programı söyleyeyim size az buz değil, 36 saatlik bir eğitim programı. Kişileri hem hastalıkları hakkında bilgilendiriliyor hem de programda ne yapılacağı anlatılıyor. İkincisi psikolojik destek tedavisi veriliyor. Çünkü bu kişilerin stresle başa çıkmaları çok önemli biliyorsunuz. Dolayısıyla işin içinde meditasyon var, nefes egzersizleri var ki bunları sonra size aktaracağım. Bu şekilde kişilerin sağlığına kavuşması için ikinci aşama geçiliyor. Üçüncü aşamada ne var? Üçüncü aşamada egzersiz ve spor var. Egzersiz ve spor nasıl yapılacak? Ne kadar yürümesi gerekiyor? Hangi sporları ne kadar sıklıkta yapması lazım? Bütün bunlar detaylı bir şekilde kişiye özel olarak hazırlanıyor ve sunuluyor. Dördüncü olarak ne var? Beslenme var. Bu kişi ne yiyecek, ne yemeyecek, ne kadar yiyecek? Hangi gıdalardan daha fazla alması lazım? Bütün bunlar anlatılıyor. Buna ek olarak da burada bir takım bitkisel yeni çözümler de söz konusu oluyor. Bunu hiç öyle küçümsemeyin. Bugün Amerika'da özellikle bu alanda ciddi ciddi bir takım gelişmeler var. Ve hastaları sadece ilaç, bypass, balon, stentle değil bu şekilde de en azından sağlıklarını korumak üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Son olarak ne var? Son olarak bu kişilerin ilaç tedavileri düzenleniyor ve ilaç tedavilerine ek olarak da hem korunmak için yani balondan, stentten, bypass'tan korunmak için veya geçilmiş olan hastalıkları dahi duruma getirebilmek için bu üzerinde biraz evvel söylediğim 4 aşamalı tedaviye ek olarak da aynı zamanda tamamlayıcı bir takım tedaviler üzerinde araştırmalar yapılıyor. İşte şelasyon tedavisi, yüksek doz C vitamini tedavisi, glutatyon tedavisi bu şekilde buradaki damar tıkanıklığını hem psikolojik, hem sosyal, hem spor, hem beslenme, hem de tamamlayıcı tedaviler olarak düzeltmeye çalışıyorlar. Ben yakın bir gelecekte Türkiye'de de bu alanda bir takım çalışmalar başlayacağını inanıyorum. Kişisel olarak ben kendimce basit amatör olarak bu tür yaklaşımları uygulamaya başladım. Son bir sene içerisinde bir hayli hastam oldu. Bu durumda gelip benimle beraber yola devam eden çok sayıda hastam ve sonuçlardan da son derece memnunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu dizi devam edecek. YouTube amcamın söylediği gibi lütfen abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Olumlu olumsuz yorumlarınız başımın üstüne. Nickname altında küfür etmedikçe her şeye razıyım. Görüşürüz.